Geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir Clash Royale bölümüyle daha beraberiz. Clash Royale'e az önce giriş yaptım. Bana bir hediyesi varmış Supercell'deysen. Hemen beraber bakalım. Diyor ki arkadaşlar, "Returning gold and magic items used to be upgrade baby goblins." diyor arkadaşlar. Yani diyor ki bebek goblinleri yükseltmek için kullandığım bütün her şeyi sana geri iade veriyoruz diyor. Bakın burada benim 47 bin altınım var. Ve oyuna giriyoruz. Zaten göründü ufaktan. 280 bin altına çıkıyor. Yani bize neredeyse 240 bin altın iade veriyorlar. Bu muazzam bir şey. Eğer oyunu sildiyseniz falan geri yükleyin. Altınları alın, tekrardan geri isteyebilirsiniz. Hemen de sandığı açtıktan sonra lig kasmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şu anda 7. ligdeyim. Efsaneler ligi, efsanevi lig olması lazım. Pardon, şampiyon ligi olması lazım. Bundan sonra 2 maç daha kazanırsak büyük şampiyona yükseleceğiz. Şimdi yine benim muazzam yaptığım destemle oynuyorum. Bu desteye şimdilik hiçbir eksi yönü yok. Şöyle köprüden atabiliriz. Eksi yönü yok. Gayet iyi bir deste. Normalde deste yaptığım zaman çok fazla değişime uğrayabiliyor. Bu deste uzun zamandır değişmeyen bir deste. Yani zaman olaraktan ziyade çok fazla oynadığım halde çok kolay değişmedi yani. Neyse. Rakibimizde top var. Havai fişekçi var. Güzel. Havai fişekçi okları yollayacağım. Çünkü şövalye başka bir şey daha atsın. Atmadığı takdirde vuracaktır zaten. Tamam, elindeki iki tane hava kartını gördük. Buz büyücüsüyle beraber havai fişekçi. Alev topu bait olabilir. Domuzcuk oynuyor olabilir. Her şey olabilir arkadaşlar. Yani bunu çıkarmak da istemiyorum. Yarasayı bırakalım birazcık geriden. Tamam, güzel denk geldi. Tekrar arkadan bir dart goblin. Şimdi şu an ikimiz de birbirimizi bir ölçüyoruz. Bunun neyi var acaba, neyi yok diye. Tamam, sıkıntı yok. Tersten yol olsak da olurmuş bu arada. Bir şövalye bıraktım. Yani bunu aslında ok atmak lazım. Çünkü değecek bizim kuleye. Oku şu an yollayalım. Bey Kore'ye bir şey atar. Aynen, güzel. Şimdi arkadaşlar, şu bomba kulesini hala kullanmayacağım. Hala kullanmayacağım. Şöyle geriden bir yarasa bırakalım. Anca denk gelirler. Dart Goblin bırakalım. Buz ruhu her seferine vuruyor çünkü. Sağdan bırakacağım. Bırak topunu. Güzel. Oklar elimize gelsin çünkü havai fişek kullanabilir. Mega şövalyesi varmış. Güzel. Bizim de evrimli şövalyemiz elimize geldi. Bayağı da video çekmiyorum arkadaşlar. Böyle unutuyorum şeyleri, kartların isimlerini falan. Güzel güzel güzel. Kasırgasıyla ana kulemizi açtı mı? Nasıl açamadı o? Bunu erkenden bilerek yolladım. Yarasalar iş yapsın diye, tanklasın diye yolladım onu arkadaşlar. Bir de arkadan Zart Goblin. İksirimiz çok fazla var. Bir de şövalye. Soldan bir şu. Oku yollamam lazım. Oradaki şey gitsin. Gitmedi. Gitti. Dart Goblin adamsın. Adamsın Dart Goblin. Bakın abi, adam hala cebelleşiyor. Benim daha oraya bir şey atmama gerek bile kalmadı. Ana kulüyü açalım artık. Buraya gel Mega. Şövalye. Sonra şurada dur. Soldan Dart Goblin atalım. Bu arada havai fişekçi ölmesi lazım arkadaşlar. Yoksa sıkıntı büyük. Oklarını kullandı. Atlama sakın. Tamam. Havada öldü. Muazzam. Adam da kasırgadan başka bir büyük kullanmadı galiba, değil mi arkadaşlar? Sanırsam kullanmadı. Rakip o zaman sürekli olarak Mega Şövalye çevirmeye çalışıyor. Evrim Mega Şövalye. Buraya roketi yapıştıralım. Tamam. Niye dönmedin bro? Abi gereksiz bir hasar aldık orada. Onu tamamlamak için hemen sağdan bir Dart Goblin. Tutamaz inşallah. Vurduk mu? Vuramadık abi. Vuramadık. Desteğe çevirelim arkadaşlar. Bu iş böyle olmayacak. Darlama moduna geçiş yapıyorum. Okları yollayacağım. Güzel, sıkıntı yok. Orsağdakiler vuracaklar. Hemen bir Dark Goblin yapıştıralım. Sol tarafa odaklanabilir. Arkadan şöyle bir yarasa. Tamam. Şöyle yapacağım. Yarasayı buraya bırakacağım. Önüne bir tane fıçı bırakacağım. Ondan sonra şuraya top atacağı için bir ok atacağım. At topunu. Güzel. Mega bekliyoruz. Ya da kasır. Oo, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Megası yetişmeyecek. Elinde iksir yok. Şu an var. Şu an geldi iksir. Aa. Mega'yı atmadı adam. Enteresan. Muhtemelen Mega'yı buraya harcayacak. Burada çok fazla kullandığı için. Burada roket atmaya gerek yok. Şöyle oraya bir şunu atalım. Buraya doğru atlasın o. Kasırgayı da kullandı, güzel. Dart Goblin'i yollayalım.
Mega Şövalye'nin antisi olan topu bıraktım oraya. Çünkü onu uçuramıyor havaya arkadaşlar. Havai fişekçiyi saldım. Oku yolluyorum. Havai fişekçisi yok çünkü ama sıkıntı. 20 saniye kaldı arkadaşlar. 20 saniye kaldı. Okumuz dönsün. Önce bir ok atacağım. Ondan sonra oraya roket yollayacağım. 10 9 8 7 6 Kazandık mı? Kazandık. Oh güzel. Bu arada bunu kazanırsak 8. lige geçiş yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden önemli maçlar. Şimdi fıçıyla hemen başlıyorum. En soldan her zaman olduğu gibi. Şövalye bak, şövalye hakikaten çok kullanılıyor bu arada. Bakın şövalye, havai fişekçi, dart goblin. Hani bunlar, mega şövalye zaten her zaman vardı. Bunlar harbiden bakın yine havai fişekçi dediğim gibi. Hep aynı benzer kartlar. Oğlum sattı bizi. Bizi sattı zart goblin. Ayıp ettin zart. Havai fişekçi bizi bitirdi bu arada. Tamam ana kuleyi aç bari. Çok iyi, tamam. Deli gibi hasar yedik maçın başında. Ama rakibin desteği olduğu gibi gördüm arkadaşlar. Oklarını gördüm. En önemli büyüsünü gördüm. Koç başı varmış. Şey koç bincisi varmış. Gerisi hallederiz. Sıkıntı yok. Biz şimdi darlan modunu açarız bu adamda. Hızlı hızlı darlarız. Oklarımız var havai fişekçisine karşı. Bu arada okları artık kullanmaktan gına geldi arkadaşlar. Ama mecburen kullanmak zorundayım. Karşıma sürekli havai fişekçi. Bakın sürekli ama yani. Anakulez açıldığı için oku yolladım bu arada. Hani istisnasız abi. Her maçta geliyor mutlaka. Onu buraya doğru çekelim. Sonra bir geriye doğru dart goblin atalım. Elinde okları var. Kullanır arkadaşlar. Net. Aynen. Patla. Atmak istemedim iskelet ordusunu oraya. Bu arada ben dengeledim hasar takasını. Çünkü anakulemiz yardımcı oluyor. Çok fazla vurmuyor geldiğinde. Ve buna karşı da ikinci büyüsü yok rakibin. Evet. Bir de bina kartı da yok. İşi iş şu an. Ben söyleyeyim. Benim için sıkıntı yok. Benim büyüm var onun şeyine karşı. Neydi onun adı arkadaşlar? Havai fişekçisine karşı ama onun yok. Ama adamın binaya karşı bir beyitliği varmış. Buna bina kartı atmamız lazım. Buna iskelet ordusunu atsam arkadaki canavarın arkasındaki şey onu yok ediyor. Arkasından bir yarasa atalım. Yarasa attığım için havai fişekçi yollayacaktır. Nerede havai fişekçin? Havai fişekçin nerede? Hem de evrimli, direkt evrimli yolladı abi. Bu bizim için güzel oldu. Çünkü ben şimdi hızlı bir şekilde evrimli havai fişekçi çevireceğim arkadaşlar. Yolla 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 gelsin. Yolla gelsin. O sol tarafa hasar veremiyor değil mi? Bu yeni şampiyonu ben çok iyi bilmiyorum. Umarım sol tarafa hasar vermez. Oklarını kullandı. Harikulade. Tekrardan çevirdik bunu. Sağ tarafa attığım oka bakın arkadaşlar. İnanılmaz bir ok attım. Yeteneği kullandı, hemen iskelet ordusunu bırakıyorum. Yine öldü abi ya. Ben bu yeni şampiyonu çözemedim. İnanılmaz anti yani benim bu yeni desteme. Rakip o taraftan oynadı. Acaba elinde büyük büyüleri falan mı var? Tamam oraya hiçbir şey atmayacağım. Gerek yok abi. Canı bayağı var oranın. 14 saniye kaldı. Dur bir dakika. Elimizde hava fişekçisi varsa da oklarımız var. Hiç sıkıntı yok abi şu an. Hiçbir sıkıntı yok. Yolla oku. Dur bakayım orada. Tamam kazandık. Kazandık. Az kalsın gidiyorduk bu arada yani. İskelet ordusunu çöp ettik. Yani o ben şampiyonu hiç oynamadım bu arada. Onun etkinliği falan vardı bir ara. Bayağı bir oynarsanız size çarpma falan veriyordu. 1000 tane falan. Ama açıkçası oynamadım. Hiç öğrenmedim şeyini şampiyonun olduğunu. Çok da hoşuma gitmedi açıkçası. Böyle bir yani karakteri hoş. Bıktım yani Goblin'den falan. Açıkçası ben zaten oyunun 2016'dan beri Goblin destesiyle oynuyorum yani. Bütün Goblin gücermesi beni gına getirdi. O yüzden oynamıyorum. Karşı yengece de anlayamıyorum yani ne yapacağını. Bu arada Büyük Şampiyon Ligi'ne çıktık. Altın basamağa geldik. Şu an daha rahat kafa maç yapabiliyoruz. O yüzden devam ki. Şimdi arkadaşlar bu adam da rahat kafa yapar. O yüzden ikimiz şu an eğlenceli bir maç geçer diye düşünüyorum. Şu iskiye doğrusunu yollayalım. Umarım elinde cadı yoktur ve cadı şu an olabilir. Elinde kraliyet devi varmış. Tamam güzel. Oraya hemen bir roket yapıştırıyorum ki kraliyet deviyle beraber ikisine vursun diye. Harikulade. Şimdi. Burada acaba bomba kulesini kullanmasak mı arkadaşlar? Kullanmayalım bence onu. Dart Goblin'e beraber bunu atalım. Bir iksir daha fazla harcamış olduk ama atağa geçmiş olduk böylelikle. Sadece bir kere vurdu bize. Maçı saldım deme sakın dostum. O kadar da rahat kafa olma. Adam maçı salmış abi.
Ya da çok geç oynadı. Yarasa'yı kullanalım. Aslında Tomur'unu kullandı. İskeleton'u kullansak hiçbir şey yapamaz bize. Ama 2 iksir harcamak daha iyi yani bizim için. Bunu peşinden yollayabiliriz ya. Biraz fazla agresif oldu ama. Çarpması var. Tamam. Büyüsünü gördük bir tane. Oğlum adam hem tomruk hem çarpma almış bu arada. Uzun zamandır görmedim bu kadar şey alan. Neyse. Şimdi. Ooo. Diyor ki bana roket atma artık diyor. Çünkü. Neydi onun adı? Unuttum abi kartın adını. O adamı yolladım sana diyor. Burada. Kullanacak abi şeyini de. Şuraya atalım. Gel, ona değmedi değil mi? Değdi mi? Yandık abi, yandık. Yandık. Abiden yandık. Yarasayı da görmedi. Cehennem ejderhası. Bittik yani. Her şey bu kadardı arkadaşlar. Buna şimdi adam çarpma, tomruk. Oku da vardır kesin bunun. Dart Goblin niye sattın dostum? Dedi ki orada bana tomruk atamaz. Aa, orada da atamıyormuş. Güzel. Şimdi arkadaşlar tomruğunu çıkardı elinden. Hemen fıçıyı yolluyorum. Ama elinde çarpması var. O da ayrı bir mevzu. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Zamanımız çok az. Kullan çarpmanı. Oraya salacağım o tarafı. Güzel. Onun içinden geçin abi. Tamam, oraya aldık. Aldık. O yarasalar gerçekten çok güçlü. Geriden bir Dart Goblin. Biraz temkinli oynayalım. 3 taca gelecek muhtemelen bu arada. O 3 taca gelemesin diye birazcık şöyle bir darlamasyon çekelim ona. Ortaya bırakıyorum. Zomrunu çıkardı elinden. Ya büyücü, sen onu nasıl gördün gerçekten yani? Büyücü de bırakacağım. Eskiden bir çizgi film vardı. İzlerdim. İlkokuldayken falan. Ejderhayı serbest bırak falan diyordu. Geri gelin. Tamam, çok iyi. 2200'e kadar indirdik. Adam 3 taca gelmezse kardayız. Dur. Ya... Oğlum o kadar çabuk patlıyor musun gerçekten ya? Ortadan gelecek abi adam. Ama ya ben şu adama şu an hiçbir şey yapamam bu arada. Çarpmayı kullandı. Geriden bir Dart Goblin atalım. Abi bu şey çok güçlü ya. Neydi onun adı? Dur vurma. Keşiş ya. Aklıma gelmedi adı. Keşiş hakikaten güçlü bir kart. Güzel. Güzel hasar çıkarttık bu arada. Adam artık gelecek abi. Yalnız sen biraz erken gelmen lazım dostum. Çünkü şöyle bir durum oldu. Sen bir türlü evrimini kullanamadın yani bir saattir. Güzel. Darlamasyon abi, darlamasyon. Yeteneğini basmış oldu erken. Şimdi ikinciye basamaz diye düşünüyorum. Şunu yollasam mı Dart'ı ya basamadan? Şuradan bir yollayalım arkadaşlar Dart'ı. Dur bakalım. Dart'a vurmasınlar. Şövalye bıraktım. Çarpmasını kullandı. Tomruk var elinde sadece. Kullan tomruğu, güzel. Tekrar Dart'ı. Ortaya tekrar bunu. Darlamasyon abi. Darlamasyon. Oraya bir roket yakışır. Biliyorum elimde hiç iksirim kalmadı ama arkadaşlar. Darlamasyon moduna güvenin. Hatta alıyoruz galiba maçı. Çok iyi. Kazandık yani. Bu da zorlu bir maçtı. Adamı çünkü keşişi bizi mahvetti resmen. Kendime roket attım. Düşünün yani. Yani hem iksir harcadım, 6 iksir zarara geldim. Hem de onu gittim kendi kuleme attım arkadaşlar. Yani bu keşiş gerçekten güçlü bir şampiyon. Bu şeyden daha korkutucu yani. Bakın yeni gelen Goblinstein'dan daha korkutucu bence. Onu ben de bir maksamak istiyorum ama yani birazcık karta ihtiyacımız var tabii. Yine de yedik abi. Yemez diye biraz geriye attım Dart Goblin'i ama. Çünkü Dart Goblin arkadan yollanmaz arkadaşlar. Hani şundan dolayı. Adam mutlaka buraya büyü atar. Bir şey atar. Gerek yok. Köprüden yolladığınız zaman bırakın köprüye büyü atmaya çalışsın ki. O büyü atana kadar Dart Goblin hasar versin falan. Kâra geçiniz falan filan. O yüzden Dart Goblin geriden bırakılmaması gereken bir kart. Maçın başında bu arada. Neyse Tomrun oraya kullandı. Elimize bina kartı gelmeden şey geliyor abi. Havai fişekçi vardır kesin sende. Dur. Büyü yok mu büyü? Bu adam 2.6'yı şey mi yapmış? Dur bakayım. Abi GG. Hadi be. O alev topu elinde olduğunu bilmeseydim önüne şövalye koyardım. Hiçbir şey yapamazdı abi Dart Goblin'le beraber ikisine. Ama güzel hasar verdik.
Adama antiz bu arada. Çünkü adamın binası bizim çöp birimlerimizi eritemiyor. O sırf o yüzden bile antiz. Ulan tam da oraya attın ya. Neyse bir dahakine demek ki diğer tarafa yollamamız gerekiyor. Burada sağdan bir iskelet ordusu bırakalım. Elimi kaşıdım. Umarım sesi gelmemiştir. Böyle gel bakayım binici. İki kule birden sana vursun. Tamam. Yani böyle geriye koyunca iki tane kule birden görüyor. Fazla saralmıyor ama ana kuleyi açarsak daha da rahat ederiz. Şimdi bu noktada... Dur biz de bir şey atalım. Dur. O yarasalara karşı bir şey atamıyor. Roketi yolla babacığım. Yolladı roketi. Evrimli teslam var benim diyor. Yarasaya karşı tek atarım diyor. Ama bir tane yarasa oradan kendini kurtardı. Ve bayağı bir hasar çıkardı. Şimdi evrim yarısı teslasını kullandı. Bize gün doğdu arkadaşlar. Dur biraz sabırlı oynayalım. Tomru kullanacaktır aynen. Bir an iskelet ordusunu atsam mı dedim. Aa dur 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 vuracak binici. Ya abicim. Koy ortaya Tesla'nı. Koymadı. Alev topunu kullandı. Bir ok yapışır buraya aslında da dur bir dakika. Sakin oynayalım. Sakin oynayalım. Güzel. Adam her seferinde bize boş boşuna bir tomruk yolluyor arkadaşlar. Şimdi tekrar binicisini çevirmeye çalışıyor. Tesla. Artık bir Tesla koy aynen. Okum yolluyorum erkenden bu sefer. Slasher'e karşı vur Dark Goblin Slasher'e. Güzel. Ne atmıştı bize o? O bize ne atmıştı arkadaşlar? Dur bakayım. Hadi. Hadi.